Kurtlar Sofrası İngiliz Derin Devleti 1. Dünya Savaşı sonrasında bir taraftan İstanbul ve Anadolu'da işgal çalışmalarını casusluk faaliyetleriyle neticelendirmeye çalışırken, diğer yandan Avrupa ülkeleriyle birlik olup büyük ideallerine giden yolu sağlamlaştırma uğraşı içinde olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nın galibi konumundaki müttefikler 25 Nisan 1920'de İtalya'da toplanan Sanremo Konferansı'nda manda ve petrol paylaşımını gerçekleştirdiler. Buna göre İngiltere Musul petrol gelirlerinin %75'ine sahip olmuş ve petrol şirketlerinin yönetimini ele almıştır. Buna karşın Fransa ise %25 ile yetinmiştir. Ayrıca İngiltere Irak'ta Emir Faysal'ın kral seçilmesini İngiliz mandasının bölge halkı tarafından kabulü gibi göstermiş ve bunu Sanremo'da Milletler Cemiyeti'ne de kabul ettirmiştir. Bu şekilde mandaların Milletler Cemiyeti tarafından verilebileceği yolundaki uygulama tersine işlemiştir. Sanrıma Konferansı'nın önemli amaçlarından biri de Güneydoğumuz'da özel bir Kürt devletinin kurulmasıydı. İngiltere resmi olarak hiçbir gücün gözetimi altında olmayacak bağımsız bir Kürt devleti ya da aşiretler federasyonu önermişti. Fransa'nın bazı çekinceleri neticesinde İngiltere öyle bir politik manevra yapmıştır ki, bu manevrayla Kürtler bölgede yerel özellik bir alabilseler bir yıl içinde tam bağımsızlık için milletler cemiyetine başvurmaya hak kazanabileceklerdi. Bu, aslında İngilizlerin devletinin niyetini ortaya koyan bir gelişmeydi. Musul meselesi baştan beri bağımsız bir Kürt devletinin kuruluşu üzerine geliştirilmişti. İngilizlerin devleti Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan kendi himayesindeki böyle bir devleti Türkleri zayıflatmak ve nihayetinde Anadolu'dan atabilmek için mutlaka istiyordu. Savaşın galipleri yendikleri tüm devletlerle anlaşmalar imzalamıştı. Türkler hariç. Türk Devleti artık geçersiz durumdaki İstanbul Hükümeti'nin imzaladığı Sevr Anlaşması'nı hiçbir şekilde kabul etmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık mücadelesine devam eden ve düşmanı yurdundan atan Türkler, şimdi diğer yenik devletlere göre daha güçlü bir şekilde masaya oturmaya hazırlanıyordu. Milli mücadele sırasındaki muhteşem kahramanlıkların ardından Anadolu işgallerini sona erdirmek zorunda kalan itilaf kuvvetleri Türk tarafını Lozan'da masa başında yenme azminde olmuştur. Lozan'da İngiliz derin devletinin bütün amacı sevri Türklere kabul ettirmek olacaktı. Oysa masada artık başka bir Türk devleti vardı. Bu Türk devleti Mustafa Kemal gibi büyük bir Türk'ün idaresi altında ve tüm varlığını ortaya koyarak bir zafer elde etmiş fedakar, azimli ve yenilmez bir milleti temsil ediyordu. İngiltere başta olmak üzere Lozan'ın tüm tarafları çok geçmeden bu önemli gerçeği anlayacaklardı.